Araştırma ve inovasyon. Futuriste. ...2009 yılında Avrupa'da kayıtlara geçen 3027 trafik kazasının 174'ü demiryolunda meydana geldi. Diğer yandan demiryolu hizmetleri gün geçtikçe büyüyor. 2005-2050 yılları arasında demiryolu yük taşımacılığında %80, yolcu taşımacılığında ise %51'lik bir büyüme olması öngörülüyor. Bu diğer yandan demiryollarında risklerin de artması demek. Belçika'nın Leuven şehrinde yürütülen bir Avrupa Birliği araştırma projesiyle trenlerin ses ve titreşim üzerinden durum analizini yapabilecek bir gözlem sistemi geliştirildi. Raylara 2-3 adet sensör yerleştiriyoruz. Her bir treni tespit edip ölçüyoruz. Ayrıca sistemden geçen tüm tekerlekleri inceliyoruz. Bu şekilde nerede bir kusur olduğunu tespit edebiliyoruz. Yüksek frekanslı titreşim sisteminin hatasız bir şekilde fiyat ve mekanın uygunluğuna göre yerleştirilmesi gerekli. Sensörler her tren geçişinde titreşimleri algılayarak bölgesel bir aygıta iletiyor. Bu şekilde toplanan bilgi merkezi bir sunucuya aktarılıyor. Trenin tekerleklerinden yayılan dalgalar araştırmacılara tekerleklerin bozukluklarını ya da yamukluklarını tespit etmeleri için veri sağlıyor. (24 saat by 24) 24 saat kesintisiz bir şekilde titreşim bilgileri topluyoruz. Burada gördüğünüz şey her bir tren geçişinde bir sıçrama olduğu. Sıçramanın hızını ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi eğer sıçrama normalin dışındaysa bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Varşova'da geliştirilen bir diğer Avrupa Birliği araştırma projesiyle hedef, ultrasonlar ve dijital tarama yönteminden faydalanarak tramvay yağının fiziksel durumunu kontrol altına almak. Yeni geliştirilen müdahalesiz kontrol sistemi maddelerin durumunu görüntülemeye yarıyor. Yüksek frekanslı bir ivme ölçer sayesinde metallerin titreşimleri analiz edilebiliyor. Aşınmış yüzeyler hiçbir müdahale olmaksızın inceleme altına alınıyor. Daha da önemlisi, tarama yöntemiyle demiryolu yüzeyini gözlemlemek mümkün. Yüksek hızla tarama yapan bir kameramız var. Işığa duyarlı olarak 39 kHz'lik bir ölçüm yapabiliyor. Diğer bir deyişle saatte 40 kilometrelik hıza sahip aygıtlara yerleştirilebiliyor. Ölçüm ışık üzerinden yapılıyor ve analize geçilebiliyor. Birbirine eşdeğer görüntüler elde edildiğinden sıklık grafiğini eşitlemek gerekmiyor. Demiryolu bakımında bu dijital devrim maliyetleri düşürerek sistemin güvenliğini artırıyor. Sonuç olarak ulaşım sistemini durdurmak zorunda kalındığında bu süre daha aza inmiş olurken demiryolu ağı hakkında daha kesin bilgiler elde edilebiliyor. Demiryolları çok karışık sistemler. Bu projeyle her bir parçayı inceleyerek gözle görülür bir ilerleme kaydettik. Bunun sonrasında hedefimiz bir seferde analiz yapmamızı sağlayacak entegre bir araç geliştirmek. Lizbon-Kaskais arası trenler bir radyo frekansı sistemiyle izleniyor. Rota üzerinde bulunan akustik bir sensörle her bir tekerleğin çıkardığı ses kaydediliyor. Bu yöntemle trenin kusurlu olup olmadığı tespit edilebiliyor. Hatta çift olarak yerleştirilen dönüştürücü anahtarlar kullanıyoruz. Tren yaklaştığında ultrason temelli uyumlu bir ses aleti trenin geldiğini algılayarak veri toplama sistemini devreye geçiriyor. Tüm vagonlarla birlikte bileşenleri bu yöntemle taranıyor. Toplanan veriler merkezi sunucuya yükleniyor. Bu şekilde vagonların her bir bölümünün geçmiş verileri tutuluyor. Aynı şekilde trenlerin fiziksel durumunu tespit etmek de mümkün. Tüm vagonlarda trenin hatalarına tanı koymak için bir görevlimiz varmış gibi düşünün. Tren faaliyetteyken tehlikeyi önceden tespit edip uyarıda bulunacak bir sistemimizin olması işe yarar. Bu şekilde günlük bakım faaliyetlerimizde bu uyarıyı göz önünde bulundurabiliriz. Tekrar Belçika'ya dönüyoruz. Leuven'de geliştirilen sistem Anvers şehrinde 30 yıl ömür biçilen yeni bir tramvay hattı yapımı için bir işbirliği çerçevesinde yeniden uyarlandı. Önceden tahminde bulunulmasını sağlayan bu bakım sistemi yapım işlerinin maliyetini önemli ölçüde düşürebilir. Sistem kurulmadan önce vagonlar 2-3 ayda bir bakıma getiriliyordu. Bir sorun olup olmadığını anlamak için çıplak gözle bakılıyordu. Bu sistemle insan kaynaklı hatalara son verilebilir. Tramvayın problemine daha etkili bir çözüm bulunması için insan gözünün algılamadığını sistem algılayabilir. Demiryolu sistemleri üzerine bilimsel araştırmalar devam ediyor. Yeni teknolojik çözümler olası hataları önceden bildirmeye yarayan alarm sistemleri daha detaylı bilgiye sahip olmasını sağlayacak. Diğer yandan bakım faaliyetlerinin bütçesi de azalmış olacak. Geliştirdiğimiz sistemler özgür bir yapıya sahip. Demiryolu ağına yönelik hali hazırdaki sistemlerle koordinasyonu sağlayarak daha az maliyetli olan yeni geliştirdiğimiz teknolojinin avantajlarından faydalanabiliriz. Ayrıca yeni sistem demiryolu ağına yerleştirilirken asgari düzeyde bir müdahale gerektiriyor. Bilimsel araştırma projeleri gelecekte daha güvenli ulaşım sistemlerinin yaratılmasını sağlayacağı benziyor.